Şimdi bu Osmanlıca mecburi olur da biz Osmanlıca öğrenirsek dinimizi daha mı iyi öğrenmiş olur? Neye yarayacak Osmanlıcayı öğrenmiş olmak? Osmanlıcayı o işte uzman olanlar öğrenecek. Ben öğrendim, öğretirim de. Örgedirim yani. Peki bütün bir neslin öğrenmesi gerekiyor. Efendim bırakın bunları. Bunları bırakın ya. Bunlar şov dedin demin. Bunlar Allah ile aldatmanın alt başlıkları. Vay efendim işte gençlerimiz dedelerinin mezar taşlarını okuyabilsinler diye. Efendim bakın operasyon şu. Osmanlıca. Bir ameliyat mı yapılıyor Türkiye üzerinde? Beyefendi Osmanlıca öğrenilmiyor mu? Yasak değil çok şükür. Binlerce, on binlerce insan Osmanlıca öğreniyor. Edebiyat fakültelerinde var, ilahiyat fakültelerinde var, İmam Hatip okullarında var. Peki bilmem nerede tezgahtarlık yapacak adamın Osmanlıca'ya ne ihtiyacı var? Sen anaokulunda Osmanlıca öğretmek ne demek ya? Sen kimi kandırıyorsun? Neyin peşindesin sen? Ha, neyin peşinde olduğunu ben biliyorum. Neyin peşinde? Ha, Cumhuriyet'in ve Gazi Mustafa Kemal'in altını oyup işini bitirmenin peşindeler. Niye bu kadar sevmiyorlar Mustafa Kemal'i? Din düşmanı olduğu için. Ya niye sevecek? Demin size İbni Teymiye'den bahsettim. Din düşmanı. İbni Teymiye iki tane İslam adı altında iki tane din var ortada diyor. Biri uydurulan din, biri indirilen din. Mustafa Kemal geldi bu uydurulan dinin canını okudu. O zaman da bir bu din düşmanlığı mıdır? Şimdi İbni Teymiye'nin kıstaslarını kullanalım. Mustafa Kemal'in uydurulan dine vurduğu darbe din düşmanlığı mıdır? Dine hizmet midir? Vallahi ve billahi dine hizmettir. Çünkü Mustafa Kemal münzel dine, indirilen dine haşa asla dokunmadı. Ona sonsuz saygısı vardı. Ve yaptığı şey devrimleri indirilen dine hizmettir. Serapa hizmettir. Ben bunu dünyaya ispata hazırım. Ve bu düşüncede olan sade ben değilim. 1938'de Mustafa Kemal ile aynı yıl ölen demin adından bahsettiğim Muhammed İkbal de bu düşüncededir. Ben İmam-ı Azam kitabımın bir bölümünü İkbal'in Cumhuriyet devrimleriyle İmam-ı Azam düşüncesi arasında kurduğu paralelliği anlatmaya ayırmış. Ve İkbal'in 1928'de verdiği bir konferansı İngilizcedir. Özgün metninden tercüme ederek oraya koydum. Birilerinin ekmeğini kesti, yolunu tıkadı. O yüzden mi kızıyorlar bu kadar? İslam adı altında pazarlanan şirki ve zulmü hem deşifre etti hem de yıktı. O yüzden geri mi kazanmak istiyorlar onu? O birilerinin saltanatına dokunduğu için Mustafa Kemal'i affetmiyorlar. Peki diyorlar ki hocam gerçek hadisle hurafeyi nasıl ayıracağız diyorlar. Kur'an'ı okuyacaksınız. Kur'an'ı okuyacaksınız. Kur'an'da ama eğer, hadislere yer var eğer, mı Kur'an'da? Çünkü zırt diyor. Eğer Kur'an'ın peygamberi, Kur'an'ın peygamberi Hazreti Muhammed'i peygamber kabul ediyorsa bir adam Hazreti Muhammed'i Kur'an'da bulacağını bilmesi lazım. Burada tereddüdü varsa Hazreti Muhammed onun peygamberi değildir. Anladım. Kendine başka bir peygamber. Size bir eleştiri var. Evet. Diyor ki bir tane mi sadece? Bir tane var şu anda. Fikrini neden değiştirdi Yaşar Bey diyor. 1994'teki çeviride dövün demiş, 99'da uzaklaştı. Gayet tabii. Yaşar Nuri peygamber değil. Haşa Allah hiç değil. Yaşar Nuri de öğreniyor. Ben dün akşam başka bir ekranda programdaydım. Dedim ki ben örgedirim, bir espriyle Anadolu'da kullanılan tabiriyle hep örgediyorum 40 senedir. Örgettiğime göre örgeniyorum da. Evet. Çok güzel. Ben mealim 1992'de yayınlandı Cem Bey. O zaman vüsatım, çapım hurafe dininden henüz ayağımı tam kurtarmaya yetmiyordu. Zaman içinde onu anladım ve yazdım bir aydının, haysiyetli bir aydının Hamdım, yapacağını piştim, yaptım. Taştım. Dedim ki bizi aldattılar. Bu aldatmaların hepsinden bir yılda, iki yılda kurtulmak mümkün değil. Bin yıllık geçmişi var bu aldatmanın.
Bazıları hala üzerimizde. Belki hala yine aldatıldığımız noktalar var. Biri de odur. Anladım. Diyor ki, ana dilde ibadet kitabını okuduğumdan beri Türkçe namaz kılıyorum. Ne söylediğimi bildiğim için namaza daha iyi odaklanıyorum diyor. Kur'an diyor ki, ey iman edenler, sarhoşken dikkat edin tabire, ne dediğinizi anlayıncaya kadar namazdan uzak durun. Şimdi ne dediğini sarhoşluk sebebiyle anlamadan namaz kılmak yasak da. Dilden dolayı. Sözde ayık adamın ne dediğini anlamadan kıl. Ya Kur'an veriyor bunların ipuçlarını. Evet. Veriyor. Evet. Yani ne dediğini anlamamana sebep olan filan içki falan içki olunca o zaman oluyor da falan filan dinle. Mahallede saltanat süren tarikat şefi sahtekar şey sizi uyuşturunca ne olacak? Günümüzden örnek verelim. Mesela günümüzden örnek bir adam İngilizce bilmiyor. İngilizce şarkı söylüyor. Sözlerini bilmiyor. Yalan yanlış uyduk böyle. Canım orada müzik olduğu için ses önemli. Ses önemli. Yani ritim, tını sözleri de beni cezbedebilir. Ama burada Kur'an tını kitabı değildir. Kur'an mesajdır. Tedebbür istiyor Kur'an. Ne dediğimi anlayarak okuyun şimdi diyor. Şimdi arada konuşuyorduk sizle. Ben hani dedim ya, bu başörtüsü meselesine çok takıldığım bir mesele değildir. Yani isteyen başını örtsün, isteyen örtmesin, ne yaparsa yapsın, çarşaf giysin, nasıl gezerse gezsin, asla da rahatsız olduğum bir konu değildir. Şimdi bak, hiç oraya girme. Girmeyeyim. Hiç, bak neden girme. Yakın bir tarihte Kadın ve Hakları diye 600 sayfalık kitabım çıkacak. Onun bir bölümü de örtünme meselesidir. Yani orada tabii ki ana başlığını vereyim. Kur'an'ın bir örtünme emri var. Hem erkek için hem kadın için. Nereye örtün diyor? Girmem şimdi ona. Göğüs yırtmacınızı. Kitabı anlatacağız. Acele et. Zinet yerlerini. Şimdi şurada ne kalmış? Tamam. Hayır bir şey girmem, girmem. Girmem diyorsunuz. Peki. Hayır ben şeyi çünkü soracağım. Bakın. Bu Nur suresini girdim mi, bilmiyor. Girdim yani mi konuyu pecmurde edip bırakmak istemem. Hayır şunu söylemek istiyorum. Başını örten kıza soruyorum ya da konuşma esnasında dese ki canım böyle istiyor sana ne, sorun yok. Canım istediği için başımı diyor ki dinim ve imanım gereği başımı örtüyorum diyor. Diyorum ki nerede yazıyor diyemiyor. Sen şeyi gördün mü? Nur suresi 31 sen gördün diyor. Mü şeyi? Nur suresi 31 başörtmeyi mi söylüyor? 4 fotoğraf diye bir yazım vardır benim. Niye yazmışım o yazıyı yıllar önce? Böyle başı örtülü hanımlar gördüm. Aynı hanımların göbekleri açık, hatta bir tanesinin burasına şey takılmış. Ne diyorlar? Piercing. Ha, küpe. Lan oturdum şimdi. Çarpıldım. Bu ne? Bu ne? Ve orta çapta bir kanaat önderi sayılan birisine dedim ki ya bu nasıl iştir ya? Ben böyle bir şey gördüm. Evet var dedi. Bu nasıl iştir dedim. İnternette dansı var bir tane. Dedi ki ya daha neler var da neyse. Dedi ki Yaşar'cığım dedi başını örtsün de dedi onları da yapsın önemli değil. Aa dedim tamam ben cevabımı aldım. Şimdi Kur'an'ın bir örtünme emri var. Onu bir defa yazalım. Erkekler için de var, kadınlar için de. Kadınınki farklı. O nedir? Acele etme.